Günlerde yaşanan canlı bomba olayları ile ilgili ne düşünüyorsun? Trabzon'da güvende misin? Ben Trabzon'da güvende. Güvende hissediyorum kendimizi. Bizim Trabzon her zaman teröre karşı durmuş. Güvendesin. Güvendeyim. Güvendeyim. Burada olabilme şansı var mı? Bana göre yok. Biz bu isimizde teröristi barındırmayız. Neden böyle saldırılar gerçekleşiyor sürekli? Avrupa'da da oluyor. Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenler Türkiye'yi yıkabilmek için saldırıyorlar. Sizin var mı bir görüşünüz? Yok, tamam. Aynısı bundan. Türkiye'de olan canlı bomba olaylarıyla ilgili düşünceniz nedir? Trabzon'da güvende misiniz? Trabzon'da güvendeyiz tabii ya. Trabzon Türkiye'nin en güvenilir illerinden bir tanesi. Trabzon'da hiçbir sıkıntı olmaz. Olmaması da lazım. Türkiye'deki olaylarda inşallah akli selim düşünüldüğü zaman hükümet bunları çözer diye düşünüyoruz. Çok taviz verildi. Bundan sonra verilmeyeceğini herhalde hükümet de görmüştür. Terör dünyada her şeyde, her yerde lanetlenmesi lazım. Maalesef lanetlenmiyor. Lanetlenmediği için de işte bugün Brüksel'de olan olayların müsebbibi kimdir? Avrupa Birliği ile Amerika'dır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu an canlı bomba olaylarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Trabzon'da güvende misin? Trabzon'da yok öyle bir şey. Ne bileyim ben. Biz rahatız yani. Niye rahatız? Ama Türkiye'nin genelini görüyoruz da. Tabii var. Yok mu? Ama Trabzon'da yok. Allah'a şükür yok. Yani. Güvendeyiz. Tabii burada güvendeyiz. Teşekkür ediyorum. Ama Türkiye'nin her tarafına geçerli değil bu yani. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de yaşanan canlı bomba olaylarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Trabzon'da güvende misiniz? Valla Trabzon Türkiye'nin en güvenli ülkesi olduğunu düşünüyoruz. Tabi böyle varsayımlara göre hareket edersek o zaman zaten sokağa çıkmamıza gerek yok. Biz inancımız kuvvetli. Biz Allah'a inanıyoruz. Onun için Türkiye'mize güveniyoruz. Bizi bu ufak tefek diş güçler böyle ufak tefek şeylerle yıkamaz bizi. Buna emin olun. Böyle bir problem yok. Artmasına bu saldırılan sebep olarak ne görüyorsunuz? Ya şimdi Türkiye'nin artmasına, Türkiye'nin güçlü olması şu anda son 15 senedeki Türkiye'nin durumu ortada. Bizim gücümüzü kabul edilemeyen, gelişmemizi kabul edemeyen güç güçler haliyle bunu engellemek için elinden geleni yapacak. Onlar da doğal hakları yani. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Türkiye'de yaşanan canlı bomba olaylarla ilgili ne düşünüyorsun? Trabzon'da güvende misin? Güvende miyiz yani burada? Burada patlama olur mu? Şu Trabzonlular eğer tarihlerini böyle kendi kalpleri gibi bilebiliyorlarsa hiçbir zaman ne terörden ne de korkudan haberi olmaması gerek. Ben korkmuyorum. Neden korkmuyorum? Dünyada her şeyin bir sonu var ama böyle kalleşçe bir sonuç hiçbir zaman insanı yıldırmaz. Buna neden ve sebep olan bütün yan güçlerin şekli hiçbir zaman ben bir Trabzonlu olarak korku ne olduğunu bilmiyorum. Sence niye Türkiye üst üste bu kadar saldırıyla başladı? Vallahi buna ulaşan, bunu bilen kişilere sormak lazım. Sorumlulara sormak lazım. Onlar bunu çok iyi bilir. Senin yok mu bir düşüncen? Ben çok iyi biliyorum ama benim o bunları değerlendirecek benim siyasi bir gücüm yok. Ama konuşsam eğer devletin en üst kademesi dese bana ki gel konuş. Öyle bir konuşurum ki dünyada olup bitenlerin hepsini anlatabilir. Bomba olayları oldukça arttı. Trabzon'da kendinizi güvende hissediyor musunuz? Trabzon o konuda biraz tedbirli hareket ediyor. Polisi ve halkı bu konuda teşrübelidir. Kendilerini kolluyorlar, takip ediyorlar. Kişilerin yürüyüşünü, işte tavrını dikkat ediyorlar. Bir sorun yok Trabzon'da. Sizce neden arttı Türkiye'de bu saldırılar? Efendim? Neden Türkiye'de bu saldırılar arttı? Şimdi Türkiye'deki saldırıların esbabı mücübesi tedbirsizliktir. Tedbirli olan bir kuvvetler terörü önler. Yani siz şimdi belediyeden otobüslerle iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, elinizde çanta vardır, işte gebelik süsü veriyorsunuz. Ben bundan şüphelenmeliyimdir. Bizde böyle bir şüphe olmadığınca bunlar oradan artıyor. Teşekkür ediyorum. Sizin var mı görüşünüz? Aynı görüş. Aynı. Türkiye'de canlı bomba saldırıları son günlerde arttı biliyorsundur. Evet.
Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Yani Trabzon güvenlik açısından gerçeklerin yaşanabilecek bir şehir. Yani böyle burada patlama yapacağına inanmıyorum. Yapamazlar zaten. Trabzon halkı buna izin vermez. Son günlerde arttı olaylar. Evet. Buna sebep olarak ne görüyorsun? Terör. Önceden böyle bir yol denemiyorlardı. Şimdi böyle bir yola başladılar. Yani bilemiyorum yani amaçları ne olduğunu, ne yapmak istediklerini. İnsan niçin birbirini kırar ki? Türkiye'de son günlerde canlı bomba olayları arttı biliyorsun. Evet. Bu Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Hissediyorum. Neden Trabzon'da güvendesin? Trabzon'da mesela? Yani Trabzon'da bomba patlama ihtimali %0 yani abi. Yani. İyi burada mi korunuyorsun burada? Burada iyiyiz ya. Sıkıntı yok. Ben zaten askerim abi. Sence? Ben karışmıyorum ya ne olur ne olur. İyi korunuyoruz burada. İyi korunuyoruz aslında. Niye bu saldırılar arttı sence? Önceden böyle canlı bomba olayları yoktu. Bilmiyorum. Tam şeyini bilemem abi ya. Onların içinde gizli bir devletler yani. Ne diyeyim yani ben? Senin var mı? Devlet içinde yok, devlet var yani kısaca abi. Biliyorsun. Diyorum ya. Teşekkür ettim. Türkiye'de son günlerde canlı bomba olayları arttı biliyorsun. Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Trabzon'da olmaz ya. Burada inanmıyoruz yani. Evet belki vardır ama güvenlik kuvvetleri almışlar. Hep tekbirli almışlar. Onlara güveniyoruz yani. Peki Türkiye'de niye arttı sizce bu olaylar? Ne bileyim. Bundan bir şey bilemiyorum ben. Ne arttı ne bilemem. Allah'a teşekkür ederim. Sağ Türkiye'de canlı bomba olayları arttı son günlerde. Trabzon'da kendinizi güvende hissediyor musunuz? Allah ben Trabzon'da kendimi güvende hissediyorum. Çünkü Trabzon'da genelde insanlar birbirini tanıdığı için etrafımızdaki insanların pozisyonunu anlamakta güçlük çekmiyoruz. Ama daha büyük şehirlerde, kimsenin kimseni tanımadığı şehirlerde ise hakikaten hayat zor. Ama Trabzon'un özelinde konuştuğumuz zaman hakikaten ben kendimi güvende hissediyorum. Hatta Türkiye'nin en güvenli şehri olarak Trabzon'un böyle bir şehir olduğunu düşünüyorum. Yani kimsenin de bir endişeye kapılmasına mahal vermemek lazım. Çünkü Türkiye zaten çok zor bir süreçten geçiyor. Böyle bir ortamda biz de endişeye kapılırsak, vatandaşa efendime söyleyeyim kuşku pompalarsak o zaman hayat daha çekilmez hale gelebilir diye düşünüyorum. Sizce bu saldırılar neden arttı ve sebepleri ne olabilir? Vallahi Türk'ü bu coğrafyada istemiyorlar. Türk'ü geldiği Orta Asya coğrafyasına tekrar postalamak istiyorlar. Bu kadim bir mesele. Bu bugünün bir meselesi değil. O nedenle biz şunun ayırdığında olacağız. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli var. Bu coğrafya lüks bir coğrafya. Bunun bedeli ağır. Bunu şehitlerimizle ödüyoruz. Gerçekten canımızla kanımızla ödüyoruz. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ama burası böyle bir coğrafya. Bunu bir kere bilmek lazım. Bu coğrafyanın gereğini yerine getirecek çok uyanık tedbirler almamız lazım. Türkiye'de son günlerde biliyorsun canlı bomba olayları arttı. Trabzon'da güvende misin? Güvende yeri bu merkez çok iyiydi. Bu gittik yukarı çay içtik. Hapsi şehrin aşağımızda. Güvenli mi bura? Ne? Güvenli mi Trabzon? Çok iyiydi. Güzel idi. Sen nerelisin? Ben İran'dan geliyorum. Sen? Ben de İran'da gelmiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi günler. Son günlerde canlı bomba olayları arttı. Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Her zaman. Niye? Güzel şehir. Halk toprağına, vatanına, bayrağına sahip çıktığı için. Giremez mi buraya? Girer. Giremez diye bir şey yok. Sınırlarda adam kollayamazsın, bir şey yapamazsın ama gördüğü an ihbar eder. Yani bir şekilde kendi şey yapar. Tanıyorum. Evet. Sebep olarak ne bu saldırıların artmasına sence? Bence Ermeni lobisi. Başka bir şey yok. Niye? Çünkü Lozan Anlaşması bittiği için 2023'te kaynaklara girilecek. Bütün yeraltı, yerüstü ne varsa hallolacak artık. Türkiye ilerleyecek. Orta Doğu'da Türkiye çok güçlü bir konuma gelecek. Teşekkür ediyorum. Son günlerde canlı bomba olayları oldukça arttı. Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Gayet güvendeyim. Niye? Niye güvendesin? Hiçbir sıkıntı görmedim bugüne kadar. Olabilme şansı var. Olabilme şansı olabilir de dikkat edeceğiz değil mi?
Yani gördüğümüz şüpheleri bildireceğiz. Ama o da yok şu anda, görmüyorum yani. Türkiye'de niye arttı sence? Vallahi bilmiyorum, bu terör olayları her zamanki gibi başımıza artıyor artık ya, işte ne dersen de hepsi. Ben fazla yorum yapmayayım. Teşekkür tamam. Ettim, sağ ol. Bomba olayları arttı biliyorsun. Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Trabzon'da kendimi güvende hissediyorum. Neden? Çünkü güvenli bir şehir olduğunu düşündüğüm için, bu türlü şeylere prim vermediği için, coğrafi konumunda bu tip olayların Trabzon'da veya Karadeniz bölgede yapıldığının imkansız olduğunu bildiğim için güvende hissediyorum. Türkiye'de neden arttı son günlerde bu olaylar sürekli? Türkiye'de bu olayların son günlerde artmasının sebepleri malum siyasi iktidarın yaptığı olumsuz dış politikaların bir sonucudur. Gerek PKK olsun, gerek IŞİD olsun, Güneydoğu'daki güvenliğin sağlanmamış, çözüm sürecinde yapılan yanlışların, alan hakimiyetinin PKK'ya verilmesinin nedeni. Verilen sözlerin ne olduğunu vatandaşın bilmeyip, o sözlerin yerine getirmeyişinden dolayı terör örgütlerinin Türkiye'de faaliyete geçtiğini görüyoruz. PKK'nın uzun zamandan beri canlı hedeflere, sivil halka saldırı yapmadığını biliyoruz. Ama son zamanlarda iki patlamada sivillere saldırdığını görüyoruz. Yani bir strateji değiştirdiler. Bunu da siyasetin çözeceğini düşünüyorum. Bu kadar yani. Son günleri canlı bomba olayları arttı biliyorsun. Evet. Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Trabzon'da kendimi güvende hissediyorum. Yani hissetmiyorum. Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü insanların can güvenliği yok. Devlet de bunu sağlamaya çalışıyor ama tam olarak sağlayamıyor. Canlı bomba da aslında, şimdi yalan da söylememek gerekir. Onu da bulmak zor ama yine de... Niye arttı sence bu saldırılar? Saldırılar niye arttı? PKK, Sur'da, Cizre'de olanların öcünü almak istiyor. Orta Doğu'yu, devletimizi karıştırmak isteyen dış güçler var. Tabii hepsi etken ya. Anladım. Teşekkür ediyorum. Canlı bomba olayları arttı biliyorsun. Trabzon'da kendini güvende hissediyor musun? Ben hissediyorum abi. Hissediyorsun. Neden? Yani şu ana kadar yaşanmış bir olay yok mesela. Ama olmaya da olmayacak diye de bir durum yok ama yani öyle hissediyorum ben güvende. Neden arttı sence Türkiye'de bu olaylar? Abi hiçbir bilgim yok yani. HDP'nin abi barajı geçmesi, geçmese de aynı olacaktı, geçse de aynı olacaktı. Ya bunlardan görüyorum ben. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.